Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. <laughs> sağ olun. Sağ olun. Çok sevgili Edirneliler. Çok değerli kardeşlerim. Edirne'de olmak ne güzel bir şey. Öyle olduğunu biliyordum. Ama bir kez daha bu güzelliği yaşadım. Bana bu güzelliği yaşatan bütün Edirnelilere içten selamlarımı, saygılarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Hoş geldiniz. Niye o kadar sıkışıksınız ya? Üst üste herkes. Bu, bu muhteşem buluşma gerçekten çok güzel, çok hoş. Edirne'ye yakışıyor, sizlere yakışıyor. Çok mutlu ettiniz. Yürekten teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun. Sevgili dinlediler. Seçim yok. Belediye seçimi de yok. Milletvekili seçimi de yok. Bu heyecan niye? Yani sizi bir araya getiren coşkuyla buluşturan Heyecanla ayağa kaldıran üst üste Edirne'mizde meydanları doldurmanıza neden olan bir sebep var herhalde değil mi? <laughs> Sizi buraya toplayan sebep neyse niçin siz bugün bir pazar günü ortalığa dökülüp meydanları tıka basa doldurduysanız ben de aynı duygularla koştum Edirne'ye geldim. Sizin karşınıza çıktım. Değerli arkadaşlarım, sevgili Edirneliler, bir defa Edirne'de bulunmanın benim için çok özel bir anlamı var, bir değeri var. Edirne çok özel bir yer. Türkiye'nin her yeri çok özel. Gittiğim her yerde memleketimi daha çok sevdiğimi, daha çok Türkiye'nin sevilmeyi hak ettiğini görüyorum. Her yerde gerçekten göğsümüzü kabartacak değerler, güzellikler var. İnsanımızda var, coğrafyamızda var, tarihimizde var, kültürümüzde var. Ama Edirne'nin tadı bir başka. Edirne bambaşka. Edirne İmparatorluğumuzun ilk başkenti, ilk başkenti, Osmanlı'nın imparatorluğa daha dönüşmeden Murat zamanında geldiği yerleştiği bir kent, imparatorluğun şekillendiği bir kent ve imparatorluğumuzun en şaşalı başarılı dönemini Balkanlara. Avrupa'ya doğru Osmanlı'nın açıldığı dönemi bize yaşatan sürecin ilk çıkış noktası. Edirne bizim dünyaya açılan penceremiz. Avrupa'ya açılan penceremiz. Sadece coğrafya açısından değil, kültür açısından da, değerler açısından da, dünya görüşü açısından da Edirne bambaşka. Bugün belediye başkanımızla şöyle bir dolaştık bir kez daha Edirne'nin tarihini, değerlerini, kültürünü görme fırsatını buldum. Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel çalışmalar yaptığına tanık oldum. Elbette camilerimizi başta tabii dünya çapında Selimi olmak üzere ve onun dışındaki kültür, tarih eserlerimizi hep birlikte gördük. Burada Fatih Sultan Mehmet Han'ın anılarını tekrar paylaştık. Orada İstanbul'un fethine yönelik hazırlıkların yapıldığı, topların döküldüğü o tabloları bize tekrar yaşattı ve bu arada Fatih Sultan Mehmet'in bir sözünü bana belgeleriyle çıkarıp gösterdi. Bu sözü sizlerle ve bütün milletimizle paylaşmak istiyor. Her bakımdan ibret alınacak fevkalade değerli bir cümle. Diyor ki Fatih Sultan Mehmet, insanlara dinin ne? Namazım var mı? Oruç tutuyor musun gibi Allah'ın soracağı soruları sormayacaksın. İnsanlara aç mısın? Ne ihtiyacın var? Bir sorunun var mı gibi kulun kula soracağı soruları soracaksın. Ne kadar muhteşem bir değerlendirme değil mi? Fatih Sultan Mehmet'in sözü. Yani ta o dönemde bu ayrımı yapmak o dönemde ülke yöneticilerinin kulağına küpe olacak bu sözleri söylemek ancak muhteşem bir anlayışın, dehanın eseri olabilir. Bu sözde de Fatih Sultan Mehmet Han'ın büyüklüğünü bir kez daha gördüm. İlk defa burada öğrendim. Bunu ortaya çıkaran değerli arkadaşımı yürekten kutluyorum ve ondan rica ediyorum. Bunu herkesin göreceği mermer üzerine yazılmış bir yazı halinde Edirne'mizin her yerinde sergileyelim. Bu bir medeniyet anlayışı arkadaşlar. Bu bir medeniyet anlayışı. Bizim imparatorluğumuzu 600 yıl bu coğrafyada dünyada en etkili hale getiren anlayış bu anlayış işte. Bizim tarihimiz böyle sözlerle dolu. Edebali'nin benim çok sevdiğim ve her vesileyle milletime aktarmaya çalıştığım bir başka sözü Milleti yaşat ki devlet yaşasın. Yani önce millet. Önce millet. Yani devlet milletin devleti olacak. Devlet milletin devleti olacak. Millet devletin milleti olmayacak. Önce millet var. Devlet ondan sonra var. Şimdi değerli arkadaşlarım, bütün bu sözleri zihninizde tutun. Konumuzu konuşurken bir yerde yardımcı olabilir. Şimdi değerli arkadaşlarım, buraya biz seçim için gelmedik. Ortada böyle bir olay yok. Ama Bizim konuşmamız gereken önemli bir konu var. Çok önemli bir konu var. Bu konu bir siyasi konu olmanın çok ötesinde. Siyasette hata yapılabilir. İstemediğin bir insanı milletvekili seçtiğini sonra fark edersin. Yanlış yaptığını düşünürsün. Telafisi vardır. Belediye başkanı seçiminde hata yapabilirsin sonra pişman olursun. Telafisi vardır. Ama bazı konular vardır ki o konular bir seçimde ele alınıp düzeltilecek konular değildir. Bu konular evladiyelik konulardır. Asırlık konulardır. Bir karar alırsın sadece senin ömrünün sonuna kadar seni değil senin çocuklarının hatta torunlarının kaderini sen belirlemiş olursun. Doğru ya da yanlış belirlemiş olursun. Vebali büyüktür. Kuşaklar boyunca devam edecek bir karar alırsın. Şimdi önümüzde böyle bir karar var arkadaşlar. Bu kararı konuşurken ben buraya bir siyasi parti sözcüsü olarak gelmedim. Elbette bir siyasi partim var. O partimle de iftihar ediyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi bizi imparatorluğun çöktüğü padişahın İngiliz zırhlısına binip kaçıp gittiği yenilmiş ordularımızla, sahipsiz milletimizle bizi başıboş bıraktıkları bir dönemde Mustafa Kemal'in çıkıp bu milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır diye ortaya çıkışının altındaki anlayış olduğu için Cumhuriyet Halk Partili'yim sadece geçmişte ülkemize devletimizin düşmandan kurtuluşuna istilanın ortadan kaldırılışına çağdaş bir devletin, cumhuriyetin ortaya çıkışına katkı yaptığı için değil. Bakınız Suriye'ye, bakınız Irak'a, Orta Doğu'ya. Müslüman Müslüman'ı vuruyor. Iraklı Iraklı ile savaşıyor. Suriyeli Suriyeli ile savaşıyor. Bütün büyük devletler cirit atıyor. Rusya üsler açmış. Amerika Akdeniz'e gönderdiği gemilerle bombalayıp duruyor. Yol geçen hanı gibi o ülkeler. Niye öyle arkadaşlar? Niye öyle? Nasıl oldu da o ülkeler bu hale geldi? Ve bu coğrafyada nasıl oldu da içeriden engellendiğimiz halde Türkiye Cumhuriyeti 80 milyonuyla istikrarlı, güçlü, hepimizin göğsünü kabartan bir milletle devlet olarak bu coğrafyada dimdik ayakta duruyor. Mayası sağlam, mayası. Temeli sağlam atıldı. Temelini atanlar mayasını karanlar doğru yaptılar. Bizde ayrımcılık yok. Bizde millet var. İnanç, mezhep, etnik kimlik, soy sop bunların hiçbir anlamı yok. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir demişler, bitirmişler işi. <laughs> Kimse kimseye üstün değil. Kimse kimsenin altında değil. Asalet, soy sop üstünlüğü, inanç, din, mezhep üstünlüğü. Hiç öyle bir şey yok. Hepimiz Allah'ın kuluyuz. Hepimiz Adem'den geliyoruz. Hepimiz eşitiz kardeşim. Eşitiz. Kimse kimseye üstünlük taslayamaz. Bunu devlet prensibi haline getirmişler ta 1920'de. Ve o sayede bugün biz birbirimize saygı gösterir haldeyiz. Yani bu günün şartları içinde de en ileri düşünce, bizim düşüncemiz, milletimizin düşüncesi, Fatih'in düşüncesi, Edebali'nin düşüncesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncesi, Türk Milleti'nin düşüncesi. Şimdi değerli arkadaşlar, biz böyle bir milletiz. Millet olarak bir araya gelerek düşmanı Anadolu'dan çıkarabilmişiz. Millet ol olarak çıkarabilmişiz. Milletin istiklalini, milletin azim ve kararı kurtaracak demiş Mustafa Kemal. Ortada daha millet bile yok millet milletliğinin farkında değil. Erzurum'a gitmiş, orada kongre toplamış. Sivas'a gitmiş, orada kongre toplamış. Ankara'da meclise çağırmış bütün Türkiye'deki vilayetlerin temsilcilerini. Siz millet adına buradasınız demiş. Söz sizdedir, kudret sizdedir, egemenlik sizdedir. Biz sizin emrinizdeyiz demiş. Kim demiş? Mustafa Kemal Paşa demiş. Herkes Anafartolar kahramanı bir sarı paşa var. O bizi kurtaracak derken o sarı paşa çıkmış demiş ki bizim istiklalimizi milletin azim ve kararı kurtarır. Değerli arkadaşlarım bir büyük mücadeleyi vermek için bir dayanak noktasına ihtiyaç var. Eskiden dayanak saltanat ve hilafet idi. 600 yıl bir saltanat ve hilafetle yürüdük. Fatih Sultan Mehmet Han gibi büyük insanların, devlet adamlarının yönlendirdiği bir ortamda o dayanak işledi. E o sayede dünyada hükümdar olduk, hükümran olduk. Ama daha sonra dünya şartları değişti. Sanayi, ekonomi, ticaret, teknoloji, yönetim, idare, kültür, sanat çok değişti. Dünya değişti ve sürdüremedik. Dayanak noktası kayboldu. İngiliz zırhlısına bindi gitti dayanak noktası. O ortamda haydi Sarıpaşa sen bizi kurtar dediklerinde o dedi ki hayır bana bir dayanak noktası lazım. Nedir o dayanak noktası? Tıpkı Arşimed'in söylediği gibi. Arşimed demiş ki bana bir dayanak noktası verin dünyayı ayağa kaldırayım. Dünyayı kaldırayım bir kaldıraçla. Sadece bir dayanak noktasına ihtiyacım var. Var söyle bir dayanak noktası söyleyin ben dünyayı kaldırırım demiş. Yok öyle bir dayanak noktası. Mustafa Kemal demiş ki dayanak noktasına ihtiyacımız var. Nedir o dayanak noktası? Millet demiş. Millet o dayanak noktası. Ve o milleti ayağa kaldırmış. Değerini bil, önemini bil, sensin. Her şey sana dayanarak olacak demiş. Peki sen nesin? Ben senin emrindeyim demiş. Mustafa Kemal Paşa emrine girmiş. O vilayetlerden gelen bazıları poturlu, bazıları şalvarlı, bazıları pantolonlu, bazıları çizmeli, bazıları çarıklı. Vilayetlerin temsilcilerine, 150 temsilciye demiş ki Beyler millet adına siz buradasınız. Biz sizin emrinizdeyiz. Bütün paşaları getirmiş milletin emrine sokmuş. Milletin hesabını soracağı bir konuma onları milleti getirmiş. Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Çakmak Paşa, İsmet Paşa, Ali Fuat Paşa, Kazım Karabekir Paşa. Bütün paşalar milletin emrine girmişler. Millet savaşı yönetmiş kadınlarımıza millet Ankara'dan demiş ki askerimizin ayağı üşür, üşüyor. Çorap hazırlayın. Çorapları hazırlamışlar, göndermişler. Cephane lazım demiş İstanbul'dan cephaneyi taşımışlar yine Bolu'ya. Oradan kanıların üzerinde kadınlar bebeklerinin üstündeki örtüyü alıp mermilerin üzerine koyarak Ankara'ya onu taşımışlar. Askerine bakmış, cephanesini bulmuş, millet bulmuş, millet! Paşalar da emrinde. Zaferi böyle kazanmışız arkadaşlar. En yüksek otorite lazım. O yüksek otorite bir kişi olamaz. Bir kumandan olamaz. Bir ordu olamaz. Millet olabilir. Millet. Millet. Biz zaferi, askeri zaferi böyle kazanmışız. Devleti öyle kurmuşuz. Çok partili rejime öyle geçmişiz. Cumhuriyete öyle geçmişiz. Demokrasiye öyle geçmişiz. Bakın şimdi ne muhteşem 80 milyonluk bu coğrafyada içerideki bütün engellemelere rağmen hala bozulamayan bir barış, huzur, güven ortamındayız. Kadınlarımız giderek daha etkili oluyorlar. Hak ettikleri yeri alıyorlar. Kızlarımız okuyorlar, okuyacaklar. Her türlü engele rağmen okuyorlar. Ekonomimiz daha ileri gidecek. Sıkıntılarımız var biliyoruz. Aşacağız onları. Hukukumuzu düzelteceğiz. Yanlış hukukumuz. Siyaset hukuka hükmediyor biliyorum. Ama hukukumuzu da işleteceğiz. Neye dayanarak? Millete dayanarak. Millete güvenerek. <laughs> Değerli arkadaşlarım. Şimdi biz böyle bakıyoruz. Ben bu duygularla buraya geldim. Bunu konuşmak istiyorum. Bunu ben partili olarak konuşmuyorum sizinle. Mutlulukla görüyorum ki sizler de hiçbiriniz elinizde parti bayrağı yok. İşte bu arkadaşlar. Biz buraya vatandaş olarak geldik bu toplantıya. Ben buraya parti konuşmaya gelmedim. Günlük siyaset konuşmaya gelmedim. Ben buraya devlet konuşmaya geldim. Millet konuşmaya geldim. Türkiye'yi konuşmaya geldim. Şimdi şimdi Türkiye'nin bu ortamında bunları konuşmamız gerekmiyor mu? Alacağımız karar bir hafta sonra bugün alacağımız karar ülkemizin belki bir asırlık geleceğini belirlemeyecek mi? Arkamızda bir asırlık muhteşem bir deneyim duruyor mu? Nereden nereye gelmişiz bakın. Millet egemen olunca partiler iktidara gelir gider. Belediye başkanları gelir gider. Millet birini seçer, bırakır başkasını seçer. Sessin. İlla beni seçecek diye bir şey yok ama millet seçsin. Millet seçsin. Millet, millet seçtiği kararın değerlendirmesini gene kendisi yapar. Yapsın. Eğer bu işlerse Türkiye ileri gider. Bu işledi. Atatürk geldi geçti. İsmet İnönü geldi geçti. Celal Bayar geldi geçti. Adnan Menderes geldi geçti. Demirel geldi geçti. Turgut Özal geldi geçti. Elbette öyle olacak. Ne güzel gelecekler ve gidecekler. Kim getirdi kim götürdü. Millet getirdi, millet götürdü. Şimdi bu düzeni bozalım mı arkadaşlar? Yani bunda bir yanlış var mı? Türkiye o sayede ileri gitmedi mi? Her gelen bir şeyler yaptı kendine göre. Kimi barajlar kralıydı, kimileri çift yol yaptı, kimisi sanayileşme hamleleri yaptı. Yapacak tabii bir şey. Başımızla beraber Allah hepsinden razı olsun. Ama kimse gelip bitti artık. Bundan sonra ben varım. Bütün yetkiyi bana verin. Bütün kudreti bana verin. Sizi beş yıl tatile soktum. Beş yıl sonra konuşursunuz diye milleti devreden çıkarmaya hak sahibi değildir. Şimdi değerli arkadaşlarım bakın bu konuları burada konuşmak için geldik. Anayasaya bir baktık. Getirilen anayasa taslağına. Önce bunu kim hazırladı dedik. Kimse ben hazırladım diyemiyor. Niye? Çünkü anayasanın bu işlerden anlayan bir insan için iftihar edeceği bir tablo koymadığı ortada. Utanıyor insanlar. Çocuklarından utanıyor. Ya sen ne yazın kardeşim bu anayasayı? Utanmadın mı derler diye. Ben yazmadım ben yazmadım. Milletvekillerine soruyoruz. Sen mi bunu hazırladın? Meclise sunuyorsun. Vallahi ben boş kağıda imza attım. Üstünü yukarıdakiler doldurdu diyor. Ya böyle anayasa olur mu arkadaşlar? Sevgili Edirnenler. Yani milletvekilleri boş kağıda imza atıyor. Anayasanın ne olduğunu daha sonra hazırlayanlar söyleyince öğreniyor sesini çıkarmıyor görevim diye yürüyor kendileriyle karşılaşıyoruz mecliste ya sen devlet adamısın meclis başkanlığı yaptın adalet bakanlığı yaptın sen bilirsin böyle iş olur mu diyoruz adalet ve kalkınma partili arkadaşlara ya haklısın çok yanlış yapıyorlar falan diyor e peki sen ne yapacaksın e canım ben bir şey yapamam ayıp olur oy vereceğim şimdi ayıp olur diye oy verilir mi arkadaşlar ama meclise verdiler. İnşallah şimdi sandıkta, referandumda vermeyecekler. Referandumda vermeyecekler. Olmaz. Bunun vebali taşınamaz arkadaşlar. Baktık anayasaya. Ne yapıyor bu anayasa? Bizim 90 yıllık temel ülkemizi ortadan kaldırıyor. Nedir o temel ilke? Milletin egemenliği ve meclisin üstünlüğü. İki tane temel ilke var. Egemen millet üstün olan meclis. Ankara'da meclisin alnında yazar genel kurul salonunda. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diye. <gülüyor> Bakın <gülüyor> bugüne kadar Türkiye'de daha milli mücadele zamanından bu yana dört tane anayasa değişti. 21, 1921, 1924, 1961, ve 1982 anayasaları yapıldı. Dört tane. Bu son anayasada 17 defa değiştirildi. Ama bütün bu anayasalarda, bütün bu değişikliklerde temel ilke milletin egemenliği ve meclisin üstünlüğüydü. Hep öyle geldi arkadaşlar. Şimdi ilk kez, şimdi ilk kez önümüzdeki tasarı milleti devreden çıkarmaya yönelik bir tasarı. Milleti geriye çeken bir tasarı. Milleti çekiyor öne kimi çıkarıyor? Tek kişiyi. Bir kişiyi. O kişi kim? Bilemezsin. Bilemezsin. Milletin kararı. Yani sen bir kişiye düşünüyorsun. Yarına çıkacağımızı Allah bilir. Bunun seçimi ta yıllar sonra yapılacak. 2019'da. 2019'da kim böyle kim kala. Seçildikten sonra kim ne kadar iş başında kalacak bilemezsin. Yaptığımız iş kişiye bağlı iş olamaz arkadaşlar. Millet baki, millet ebedi. İnsanlar olarak hepimiz faniyiz. Biz ölürüz, biz gideriz ama evlatlarımız gelir. Millet devam eder. Milletin hayatı ebedi olacaktır. Millet var olacaktır. İçinde biz oluruz olmayız. Şu anda varız. Ama yarın da gene milletimiz olacak değil mi? Ona egemen kılmak lazım diyoruz biz. Ahmedi Mehmet'i değil. Bu yeni tasarı Ahmet'i e egemen kılalım. Ya Ahmet'in sen ne kadar yaşayacağını biliyor musun? Ahmet'e göre bütün devletin kaderi oraya bağlanır mı? E Ahmet olmazsa ne olacak biliyor musun? Aman başkası olmasın. Onlar da öyle diyorlar. Sadece Ahmet'e göre. E Mehmet alırsa seçimi bilemem. E Ahmet de hak vaki olursa aday bile olamazsa aday olduktan sonra bilmem işte iş başında uzun süre kalamazsa ne olacak? Bak yüz yılı konuşuyoruz. Yüz yıldır bütün anayasalar millet dediği için Türkiye ileri 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 gidiyor. E şimdi bir kişiye bağlarsak o kişi giderse ne olacak? Gitmezse ne olacak onu da ayrıca konuşalım tabii. Kalırsa ne olacak onu da konuşalım. O ayrı ama böyle hesap olmaz. Böyle anayasa olmaz. Böyle devlet düzeni olmaz. Aşiret düzeninin bile kendine göre bir kuralı var arkadaşlar. Şimdi baktık anayasaya. Meclisi geriye çekiyor. Meclis dediğin ne? millet adına en önemli kararları alır. Nedir o kararlar? Bir, kanun yapar. Kanun dediğin nedir? Hepimizi bağlayan kural. Hepimizi, hepimizi. Arkasına devletin gücü olan kural. Bunu uygulayacaksın. Bunu söyleme hakkını biz bir kişiye verebilir miyiz? Bir kişiye verirsek o ne olur? Ferman olur, ferman. Ferman çağı bitti değil mi arkadaşlar? kanun olacak, kural olacak. Kanun kural olması için de millet adına her kesimden, her anlayıştan, her inançtan, her coğrafyadan, her siyasetten insanların toplandığı bir organda bu iş konuşulacak, evrisiyle doğrusuyla tartışılacak. Orada çoğunlukla kabul edilecek olabilir. Ama orada kabul edilecek. Orada kabul edilen her kural benim için manen de bağlayıcıdır. Gereğini yaparım. Meclisin adına yapılıyor çünkü. Millet söz konusu. Milletin adına yapılıyor. Aa öyle değil. Bir kişi ben buraya geldim. Ben ferman yayınlarım. Fetva veririm ve herkes bunun gereğini yapacak. Arkadaş sana bu yetkiyi kim verdi? Sen seçilmiş olabilirsin. Milletin yarısıyla seçiliyorsun sen. Milletin yarısı seni her türlü konuda ferman ilan et, fetva ver diye mi seçiyor? Ülkeyi yönet diye seçiyor. Yönetirken de herkesin hakkına, sana oy vermeyenlerin hakkına, hukukuna da saygı göstereceksin. Göstermezsen ne olur? Millet bölünür, millet ayrışır, millet tehlikeli bir şekilde sıkıntıya girer. E bunda iyi bir şey var mı? Arkadaşlar yani böyle bir durum. Kanun koyma yetkisi kararnameyle birisini alıyor. Kanun olunca ne oluyor? Hatırlayın. Önce bir defa birisi bir teklif yapıyor. Teklif yapıldığı anda bütün millet öğreniyor. Ne konuşulacak? Nasıl bir kanun teklifi yapılmış? Ona göre herkes hem milletvekilleri, hem siyasi partiler, hem de vatandaşlar ya olur mu böyle şey kardeşim diye tartışmaya başlıyor kamuoyu oluşuyor. Sonra o komisyonda konuşuluyor. Sonra genel kurulda konuşuluyor. Seçim var. Kaygısı, korkusu yürekte. Ya bunu yapacağız ama bir yıl sonra seçim var. Aman ha diyorlar. Şimdi kararname olunca ne olacak? Hangi konuyla ilgili düzenleme geleceğini kimse bilmeyecek. Hiç haberiniz bile olmayan bir konuda. Bilginiz dışında aniden bir bakacaksınız bir kararname ilan edildi. Ya bunu kim düşündü? Nerede konuştu? Nerede tartıştı? Nerede kararlaştırıldı? Sen ilgilendirmez. İşte bu. Ben aldım kararı. Gereğini yap. Hangi çağda yaşıyoruz ya? 16. yüzyıldaki tabloyu sen 21. yüzyıla getirebilir misin? Bir bakacaksın mesela. O tek kişi çıkmış. Demiş ki arkadaş bundan sonra devlet memuriyetini ortadan kaldırıyorum. Devlet hizmetleri sözleşmeli personelle görülecektir. Memurun güvencesi artık yok. Emekli sandığı güvencesi yok. Özel sigorta şirketlerine priminizi yatayın, yatırın ve kendinizi güvence altına alın. Dese. Herhangi bir şey söyleme imkanım var mı? Bu kararın mahkemesi, temyizi, itirazı var mı? Dedi bitti. Ama şimdi mecliste o yetki olursa böyle bir konuda bir teklif yapılsa bütün ülke ayağa kalkar. Herkes konuşur, tartışır ve ona göre bir değerlendirme yapılır değil mi? Şimdi öyle bir şey yok. Sürprizler var. Ani tebliğat. Efendim işçilerin kıdem tazminatını biz varlık fonuna aktardık. Ya dur nereye aktarıyorsun? Bu benim biriktirdiğim para, benim adıma yatırılan para, benim güvencem. Merak etme. O orada da dursa senin işine yarar falan deyip alıp götürdüler. Ne yapacaksın? Var mı itiraz semiz? Halbuki işçilerin kıdem tazminatı ile ilgili projeler bazen ortaya atılır. Atılan o projelerle ilgili hemen tepki gösterilir. Sendikalar, partiler, vatandaşlar ve hemen geri çekilir. Öyle olmadı mı defalarca? Şimdi artık öyle olmaz söz konusu değil. E ne olacak seçim? Seçim beş yıl sonra. Beş yıl konuşma. Beş yıla kadar sana unuttururum bile onu. Şimdi değerli arkadaşlarım böyle devlet düzeni olur mu? Ya da çıksa dese ki ya Suriye'den gelen üç milyon insanı maaşa bağladım. Onlarda vatandaş yapacağım dese ne olacak? Yani bakın daha önce bunu söyledi. Bunu düşüneceğiz diye o zaman ben çıktım şu cevabı verdim. Dedim ki biz belli bir kültürün insanlarıyız. Komşumuz bir acı yaşarsa, bir facia yaşarsa, onun elinde yangın çıkarsa, çoluğu çocuğu ortada kalırsa Evi odası yanarsa elbette evimizi açarız, onunla çorbamızla paylaşırız, evimizle paylaşırız, mutfağımızda paylaşırız, her türlü katkıyı yaparız. Ama komşumuzun evi yandı diye onu tapumuza ortak etmeyiz. Ev benim evim kalmaya devam eder. Ben gerekli şefkati, merhameti gösteririm yine. Ama. Evimden vazgeçmem için bir şey yok. O da bana ortak olu versin. Var mı böyle bir şey ya? Bunu söyledik, hemen geri çektiler o zaman. Şimdi mesela tekrar başkanlık rejimi çıksa evet dese vatandaşlarımız ve bu yetki şeye veriliyor Cumhurbaşkanı'na. Cumhurbaşkanı çıksa dese ki ben bütün Suriyelileri vatandaş yaptım. Onlara da maaş bağladım. Söyleyecek bir lafınız var mı? Yapılabilecek bir şey var mı? İtirazı temizli mahkemesi var mı? E bu ne iş arkadaşlar ya? Devleti millet yönetsin derken meclis yönetsin. Meclisin arkasında da millet meclisin en sesinde dursun. O milletvekili köye geldiğinde, kasabaya geldiğinde, şehre geldiğinde arkadaş siz ne yapıyorsunuz kardeşim diye gerekirse yanlış yaptığında paparayı yesin milletten. O hesapla herkese orada her önüne gelen evet diyemezsin. Öyle değil mi? Şimdi değerli arkadaşlarım bu düzen değişecek. Toptan her konuda kanun çıkarmak dahil çok önemli konularda. Mesela bakanlığı kapattım diyebilecek. Sen çocuğunu okutmuşsun ya da ailede bir yakının bilmem kardeşinin Oğlu kızı okumuş, güzel imtihanları başarıyla vermiş, önemli bir bakanlıkta ciddi bir göreve gelmiş diyelim. Ay ne güzel benim yeğende falan bakanlıkta hizmet ediyor diye sen iftihar ediyorsun, göğsün kabarıyor, konuşuyorsun. Ama o bakanlığı bir anda kapatabilir, ortada ne senin yeğen kalır, ne onun verilmiş sınavı kalır, ne kazanılmış hakkı kalır. Çıkar pekala der ki yeni bir bakanlık kurdum. O bakanlığa müsteşarlar şöyle atanacak. Genel müdürler böyle atanacak. Uçlu gitti senin emekler. Bütün bunlar mümkün arkadaşlar. Bakanlıkları kapatır ya da açar. Kamulaştırma hukukunu kendisi değiştirebilir. Eyalet kurma kararını alabilir. Türkiye'yi eyaletlere bölecek bir anlayışı kararnameyle, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yürürlüğe koyabilir. Mümkün. Çünkü anayasanın sadece meclise ait olan bu yetkisini Cumhurbaşkanlığı kararnamesine de veren bir düzenlemeyi saklayarak, gizleyerek bir torba anayasa değişiklik maddesinin içine yerleştirdiler. Dinamit. Bu anayasada tuzaklar var, tuzaklar. Millete kurulmuş tuzak var, evet'i verecek ama o tuzağın içine bir süre sonra düşecek, yandım Allah'ım diye feryat edecek. Ya ben bunu bilmiyordum diyecek evet diyenler. Ya böyle miymiş bu diyecekler. Elim kolum kırılsaydı da keşke evet demeseydim diyecekler. Uyarmak benden arkadaşlar aman ha kimseye ama kimseye milletin kendisine ait olan yetkileri devretmeyin. Sen tapudaki hakkını ona buna devrediyor musun? Ailenin içinde bile oğlan gelse ya da eşiniz kocanız gelse kadın kardeşlerime söylüyorum. Dese ki ya hanım senin dededen kalma falan bir yerde evim var, bahçem var. Gel sen bana bir vekalet ver. Bu evi bahçeyi ben bir satayım. Bak çok güzel bir teklif var. Ona yatıracağım ve ondan sonra gör ne kadar kazanacağız dese. Yüreğin erir değil mi? Yüreğin erir. Ya yanlış bir iş mi yapıyoruz? Bu adam aldattılar mı? Yani o para hakikaten o getir, getirir mi getirmez mi? Değil mi? Veremezsin önüne getirse vekaleti at imzayı dese ya bir okuyayım dersin bakarsın kargacık burgacık yazılar gözlüğü takarsın okuyamazsın hukuki ifadeler ya neyi devrediyorum neyi veriyorum bilemezsin değil mi ve hassas davranırsın değil mi arkadaş kendi malının tapusunun vekaletini verirken o kadar hassas davranıyorsun da koca Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusunu nasıl verebilirsin Arkadaşlar tapuyu kaptırmayın. Bakın tapuyu kaptırmayın. Biz tapuyu ona değil bana verin demiyoruz. Kim tapuyu ona değil bana verin diyorsa in aşağı diyeceksin. Bakın biz tapuyu ona verme. O iyi değil. Biz iyiyiz bize ver demiyoruz. Biz tapuyu kimseye vermeyin diyoruz. Tapu senin diyoruz. Devletin milletin tapusu senin. Evinin tapusu da senin, bahçenin tapusu da senin, milletin, devletin tapusu da senin. Kaptırma. Kaptırma. Hayır ben kaptıracağım. Ya yapma. Ağlarsın sonra. Ağlarsın bak benim görevim bu. Ben bugün bir yere seçilmek için burada değilim. Ben bir görev duygusuyla buradayım. Ben 40 yıldır Türkiye siyasetinin içinde haşrolmuşum. İktidarı görmüşüm, muhalefeti görmüşüm, sürgünü görmüşüm, zincir bozanı görmüşüm, askeri darbeyi görmüşüm. Bugün artık benim konumumda bir siyasi bekleyişle bir heyecanla gidip bir şeyi anlatmamı gerektiren bir durum yok. Hiçbir şey peşinde değilim. Devletimin, milletimin bekası peşindeyim. Türkiye Cumhuriyeti'ni ayakta tutmanın peşindeyim. Değerli arkadaşlarım, gittiğim her yerde bunu anlatıyorum. Vatandaşlarımızı uyarmaya çalışıyoruz. Meclisin yetkileri elinden gidecek. Vatandaşın yetkileri elinden gidecek. Her türlü tuzak var. Millete tuzak var. Meclise tuzak var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendisine tuzak var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başkanı cumhurbaşkanı olacak. Ya böyle siyasi parti olur mu? Siyasi parti halka dayanan, topluma, millete dayanan bir kuruluştur. Devleti yönlendirmeye çalışan, etkilemeye çalışan, yanlışa izin vermeyen bir kuruluştur. E cumhurbaşkanı, partinin genel başkanı olursa o artık resmi beyanlarla yetinecek, halkı unutacak. Devletin sözcülüğünü yapacak bir kuruluş haline gelecektir. Yapmayın. Yazıktır, günahtır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de benim gözümde değeri var. Milletin sesi çünkü. O sesi kısmak isteyenlere izin vermeyin. O sesi devletin sesi haline dönüştürmeyin. Devletin sesi hepimizin ortak sesi olsun. Bak Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi var. Cumhuriyet Halk Partisi de var. Milliyetçi Hareket Partisi de var. Saadet Partisi de var. Başka partiler de var. Hepimiz beraber olursak millet oluruz. Nerede beraberiz? Mecliste beraberiz. O nedenle egemen meclis olsun. E, benim partimin başkanı egemen olsun. E peki diğer partilerin başkanları, seçmenleri, partilerin olacak? Devletin dışına süpürüver. Böyle bir anlayış olur mu? Bu milleti bölmek değil mi arkadaşlar? Devleti parti devleti haline, partizan devlet haline dönüştürmek değil mi? Yanlış değil mi bu? Yemin edecek. Tarafsız olacağım diye. Bak 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 şu işe. Tarafsızım diye yemin edecek. Sonra partinin genel başkanı olarak cumhurbaşkanı olacak. Partinin genel başkanı olarak hakim atayacak. Hakim atayacak. Hakim kim? Parti genel başkanı. AKP genel başkanı. Belki kendisini yargılayacak olan Anayasa Mahkemesi'nin yani Yüce Divan'ın 15 hakiminin 12'sini bizzat şahsen hiç kimseye sormadan, sınırlanmadan atayacak. Olur mu böyle bir şey ya? Böyle adalet olur mu? Böyle yargı olur mu? E, o adalet öyle olmazsa o sana da gelir vurur arkadaşlar. Bakın nasıl vurdu? Daha buraya gelmeden vurdu hatırlayın. Ergenekon niye oldu? Nasıl oldu? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanı terör örgütünün başkanı diyerek 5 yıl içeride tuttular ya. Evet, evet. Olur mu böyle bir şey arkadaşlar? Yani bu Ergenekon'u yaratan kimlerdi? Hatırlarsınız bu dava ilk açıldığı zaman ben bu bir hukuk davası değildir. Bu bir siyaset davasıdır. Ayıptır. Yapmayınız dedim. Deliller uydurma dedim. CD'ler ayarlanmış dedim. Gizli tanıklar sahtekar dedim. Bunların hepsi kayıtta. Buna cevaben o zamanki başbakan dedi ki hayır bu haklı bir dava. CD'lerde doğru, gizli tanıklarda doğru, delillerde doğru. Ben de bu davanın savcısıyım dedi. Bakın Başbakan ben bu davanın savcısıyım dedi. Ben de ona karşı çıktım dedim ki sen bu davanın savcısıysan ben de bu davanın avukatıyım. Bu milletin avukatıyım dedim. Ne oldu? Savcı mı kazandı davayı, avukat mı kazandı? Savcı nerede? Savcı şimdi diyor ki ben o davayı kaybettim ama bana bütün yetkilerini ver. Üzerindeki her şeyi, tapularını, mapularını, her şeyini bana ver. 80 milyonun sözünü ben söyleyeyim. Avukat nerede? Avukat da milletin ayağına gidiyor, koşuyor. Aman yapma kardeşim, aman yapma diye anlatmaya çalışıyor. Öyle değil mi? Değerli arkadaşlarım, Bakın aylarca aylarca bir savcı arıyorum diye dolaştı başbakan ve o zamanki cumhurbaşkanı. Ya ciddi bir hukuk devletinde savcı aranır mı arkadaşlar ya? Yani savcı arayan kiralık ev arayan gibi satılık ev arayan gibi çarşı pazarda ya sende var mı falan diye dolaşır gibi savcı aradılar ya. Ya milletin savcısı var, devletin savcısı var. Elinde bir dosya varsa, sen o dosyaya güveniyorsan al dosyanı götür savcıya ver. Her ilçenin, her ilin, her bölgenin savcısı var. Ver savcıya. Yo ben öyle savcı istemiyorum. Özel savcı istiyorum. Ne demek özel savcı ya? İşte orada bir çığırından çıktı zaten. Özel savcı aramaya kalktın mı bitti. Hukuk gitti. Aradılar aradılar buldular değil mi sonra? Kimi buldular? Nerede şimdi o arkadaş? Yani bunlar yaşanmadı mı bu memlekette ya? Bunların yaşandığı bir ülkede bu yetki verilir mi Allah aşkına ya? Böyle bir anayasal yetki verilir mi? Sadece yaşanan bu da değil. Şu terör olayını düşünün. PKK olayını. PKK'yı muhatap alan, müzakere yapan, sırtını sıvazlayan ülkemizin bir coğrafyasını ona emanet eden kim Allah aşkına? Yani Oslo'da onlarla konuşmadılar mı? Dolmabahçe'de açıklamadılar mı kararları? Neydi? Anlaştılar. Dediler ki bu coğrafyayı sana bırakacağız. Sen orada istediğini yap. Daha önce Habur olayı oldu hatırlıyor musunuz? Habur'u biliyorsunuz değil mi? Habur'dan içeriye PKK'lılar üzerlerindeki kıyafetleriyle geldiler. Davullar zurnalarla Türkiye sınırında valiler, kaymakamlar, savcılar ve hakimler tarafından karşılandılar değil mi? Emniyet Genel Müdürü de oradaydı. Değerli arkadaşlarım komedi ya komedi. İnanılır gibi değil millete bu kadar facia yaşatan evlatlarımızı katleden şehit eden o insanlar davul ile ala valay ile karşılandı. Buna biz karşı çıktık. Yapmayın böyle şey olmaz dedik. Arkadaşlar dikkatinizi çekerim. Bakın PKK ile bu müzakereyi götürdüler. Kürt kökenli vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik değil. Eli silahlı terör örgütüyü muhatap aldılar. Bana da mektup yazdı o sırada başbakan. Dedi ki ya bir açılım süreci yapacağız. Gel beraber yapalım. Tehlikeli bir iş ya ortak arıyor. Gel beraber yapalım. Ben dedim ki benim bu işe girmem kesinlikle söz konusu değildir. Ama siz tavsiye ederim sakın ha bu işe kalkışmayın. Eğer onlarla müzakereye oturursanız Türkiye'nin başına büyük felaket açarsınız. Altına da imza attım gönderdim. Ne oldu? Ona rağmen girdiler o sürecin içine. Güneydoğu'yu emanet ettiler. PKK'lılar da oraya haçım oldular. PKK'lılar tekrar bakın. Kürt kökenli vatandaşlarımız değil. Bir süre sonra o vatandaşlarımız en büyük acıyı yaşadılar PKK'lıların elinde. Oraya silahları, patlayıcıları, cephaneleri, mermileri yerleştirdiler. Tünelleri kazdılar, köprüleri yaptılar. Evlerin içinde duvarları yıktılar, mazgalları açtılar. Mahalle komiteleri kurdular. Evin içinde vatandaşlara çekilin dediler. Ve aylarca, aylarca sokağa çıkma yasağı ilan edildi yasaklar konuldu. 300 bin insan orayı terk etmek zorunda kaldı. Evet ezan okunuyor. İzin verirseniz sabrınız yeterse ezandan sonra da birkaç cümle daha söyleyeceğim. Bravo. Tabii, tabii. Herkes onun için burada. Merak etme. Hoş bulduk. Ha. Hemen. bitiyor mu? Gitti değil mi? <laughs> <laughs> biri bitiyor, biri başlıyor. <laughs> Tamam galiba değil mi? Tamam değil mi? Tamam. Evet sevgili Edirneliler. Yani geride bıraktığımız dönemde yaşadığımız bazı önemli facialara dikkatinizi çekiyorum ki şimdi o facialara sebep olan insanlara bu yetki verilirse başımıza neler gelebilir bunu daha iyi anlayalım diye. Bu PKK olayı böyle. 300 bin insan göç etmek zorunda kaldı. Sadece Nusaybin'i geri alabilmek için PKK'ya teslim edilmiş olan Nusaybin'i geri alabilmek için 74 evladımızı şehit verdik. Sadece orayı geri alabilmek için. Arkadaşlar dünyanın herhangi bir demokrasisinde böyle bir olay yaşanmış olsa o iktidarı iş başında tutarlar mı Allah aşkına? Fetolla yine, o da bir başka facia değil mi? Kendileri besleyip büyütmediler mi? Memleketin başına kendileri etmediler mi? Silahlı kuvvetleri teslim etmediler mi? Yargıyı teslim etmediler mi? Savcıları teslim etmediler mi? Polisi, emniyeti, güvenlik güçlerini teslim etmediler mi? Hatırlar mısınız? 2010 yılında bir referandum yapılmıştı. O referandumda o FETÖ'ye teslim etme referandumuydu. Hatırlıyor musunuz? O devleti FETÖ'ye teslim etme sonucunu doğuran referandumdu. Ve hatırlar mısınız orada okyanus ötesinden dediler ki mezarlardaki ölülerinizi ayağa kaldırın. Götürün oy versinler, evet desinler. Cumhurbaşkanı, başbakan evet kampanyasını bugün olduğu gibi tüm turaklı şekilde sürdürüyor. Şimdi arada görüyorum televizyonda. Aklıma 2010 yılı geliyor. Arkadaşlar 2010 yılında da aynı lafları söyleyip duruyordu. Çıktı ne oldu? 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Eğer o referandumda o evet çıkmasaydı devlet işgal edilir miydi? O darbe girişimi 15 Temmuz'da yapılabilir miydi? Yani şimdi bu kadar vahim hataları yapanlara al sen 80 milyonun kaderini diye teslim etmek mümkün mü? Şimdi bunu istiyorlar. 1 Mart tezkeresi hatırlıyorsunuz değil mi? 90 bin Amerikan askerini Türkiye'nin güneydoğusuna yerleştirmek istediler. Bunlar da tezkere yazdı olsun diye. Buna biz karşı çıktık. Olur mu öyle şey diye. Adalet ve Kalkınma Partili 99 arkadaşımızla destek oldu. Milli bir duruşla önledik. Şimdi başkanlık rejimi olsaydı o gün o 90 bin Amerikan askerinin Türkiye'ye gelip yerleşmesi önlenebilir miydi? Yaşanan olayları bir düşünün. Orada 90 bin Amerikan askeri olsaydı Orta Doğu, Türkiye nasıl perişan olurdu? Görebiliyorsunuz değil mi? Bundan sonra eğer başkanlık rejimi geçer ise aynı olayın yeniden Türkiye'nin başına çorap örmek için tekrarlanmayacağından emin olabilir misiniz? Arkadaşlar Bunların yaptıkları belli. Şimdi bir kampanyayla bir gürültü, patırtı Cumhurbaşkanı bir taraftan, Başbakan bir taraftan devletin bütün imkanlarını seferber ediyorlar. Uçaklar, helikopterler, memurlar, öğretmenler, öğrenciler hepsi seferber mitinge. Değerli arkadaşlarım, hangi parayla bu? Kendi cebinden mi harcıyorlar bunu? Bak biz buraya kendi cebimizden geliyoruz. Hiç kimsenin bir desteği olmadan şahsi olarak arkadaşlarım imece usulü herkes kendi masrafını yapıyor. Anadolu'yu ya öyle gezip dolaşıyoruz. <laughs> Milletin parasıyla miting yapıyorlar. Bütün devlet teşkilatı ortalıkta. Her yerde panolar, afişler, kıyamet. Devletin bütün imkanları seferber. Sabah birisi konuşuyor, öğlen birisi konuşuyor. 24 kanalda canlı yayın. Sabah akşam dinliyoruz Türkiye. Bıktık artık ya. Söylenen bir laf da yok. Yeni bir laf da yok. Boş laf, boş laf. Yani arkadaşlarım milletin parasıyla yapıyorlar. Milletin yarısına da hakaret ediyorlar. Terörist bunlar diye. Bak ben buraya bu anayasa teklifine hayır demek için geldim Ben bu anayasa teklifine hayır diyorum. Türkiye'nin gittiğim her yerinde de aynı şeyi söylemeye çağırıyorum vatandaşlarımı. Bu anayasaya hayır diyeceğim. Siz de hayır diyeceksiniz. Bana terörist yeninde size terörist yeninde alnını karışlarım. bu kadar tantana sonuç var mı Iı, Iı. olmuyor olmuyor onların kampanyası yukarıdan aşağıya yukarıdan aşağıya devlet kampanyası devlet kampanyası bizimki aşağıdan yukarı millet kendiliğinden sosyal medyaya bak herkes her gün bir icat bir fıkra bir görüntü bir video herkes uğraşıyor bunu organize eden birisi mi var? Talimatla mı bu? Parayla mı bu? Bu inançla, inançla, yürekle, beyinle olan bir iş. Hayır diyenler böyle. Millet hayır diyor. Bunlara bakarsan devlet evet diyor. Arkadaş devlet evet diyorsa millet de hayır diyor. Peki devlet mi millet ve mi? hangisinin dediği olacak? Devlet mi milletin devleti? Millet mi devletin milleti? Devlet milletin devleti. Olacak. Şimdi öyle değil ama değil mi? Şimdi millete tepeden bakıyor, yukarıdan bakıyor. Ben devletim diyor. Seni oraya bu millet getirdi, bu millet getirdiği gibi de seni alaşağı etmesini bilir. Ne demiş Edebali? Milleti yaşat ki devlet yaşasın. Devleti yaşatacak olan millet. Millete bak. Gözünü milletten ayırma. Siyasetin Kabe'si millet arkadaşlar. Siyasetin Kabe'si millet. Millete bakacaksın. Kutup millet. Oradan güç alacağız. Onu bıraktın mı sapıtırsın. Kim olsan sapıtırsın. Sen bu anayasanın içinde dahi milletin başına bu kadar felaket açtın. Bir de o anayasayı değiştirip sana bu yetkileri verirsek Allah muhafaza. Olmaz arkadaşlar. Olmasın ne olur. Olmasın Edirne'liler. Sevgili kardeşlerim. Sevgili vatandaşlarım. Olmasın. Oldurmayın. Oldurmayın. Yoksa bunu olduran arkadaşların başta olmak üzere herkes acı çeker. Herkes sıkıntı yaşar. Bakın bugüne kadar ben 1 Mart'a karşı çıktım. Haklı olduğumuz ortada. Efendim FETÖ olayına karşı çıktık. Haklı olduğumuz ortada. Terör konusunda PKK'ya karşı çıktık. Haklı olduğumuz ortada. Suriye sınırını mayınlardan temizleteceğiz diye İsrailli firmalara 49 yıllığına teslim etme anlaşması yaptılar. Karşı çıktık. Karşı çıkmakta haklı olduğumuz bugün ortada. Ergenekon'a karşı çıktık, haklı olduğumuz ortada. Şimdi en çok haklı çıkacağıma inandığım bir konuyu söylüyorum. Aman bu anayasaya evet demeyin. Aman evet demeyin, hayır deyin. Ve Adalet ve Kalkınma Partili kardeşlerime de diyorum ki yapmayın arkadaşlar yapmayın yazıktır. Partinize yazıktır size yazıktır. O yetkileri vermek istediğiniz genel başkanınıza yazıktır. İyi olmaz. Türkiye için de iyi olmaz. Yapmayın bunu. O iş ayrı. Sen git gene partine oyunu ver. Ona hiçbir itirazım yok. Seçimde ver. Ama bu başka devletini verme ya. Bu devleti bir sokakta bulmadık arkadaşlar. Şimdi devleti savunma zamanı, milleti savunma zamanı, Türkiye'yi savunma zamanı. Boş laflarla, hamasetle bu iş örtbas edilmez gürültüyle patırtıyla. Bayrak bayrak diyorsun işte bayrak. Bu bayrağı savunma günü bugün bugün. Bu bayrağa sahip çıkma günü bugün arkadaşlar. Evet çıkarsa büyük üzüntü var, acı var. Büyük üzüntü var. Evet verenler dahil üzüntü var. Bunu bilin. Çünkü 7200 tane mevzuat değişikliği olacak. Kanunlar değişecek, kararnameler değişecek, tüzükler değişecek, devlet düzeni değişecek. Her bir değişiklik pek çok vatandaşımızı üzecek, rahatsız edecek. Elindeki elinden çıkacak güvendiği dağlara kar yağacak vatandaşın beklediği şeylerin olmadığını görecek. Aa öyle miydi diyecek. Diyecek ya. 40 yıldır işin içindeyiz. Görüyoruz. Onun için buralarda koşuyorum. Yapma kardeşim. Yapma. Evet çıkarsa büyük bir belirsizlik, tereddüt, kaygı ve sıkıntı var. Oradan buradan bir yumruk yiyebilirsin bir tokat yiyebilirsin, bir çekme yiyebilirsin. Mukayyet olacaksın kendine, cüzdanına, cebine, varlığına mukayet olacaksın. Artık tek adam yönetimi var, tek adam keyfi yönetim var. Mahkeme yok, güvence yok, kazanılmış hak yok, hukuk yok. Ya böyle bir şeye girmeyin ne olur? Girmeyin arkadaşlar. Yani sen girmediğin için ben bir şey kazanacağımdan dolayı demiyorum. Ben bu memleketin, milletimizin, devletimizin geleceği aydınlık olsun istediğim için bunu söylüyorum. Siz üzülmeyin diye söylüyorum. Bunu mutlaka yapalım. Hayır olursa ne olur? Aa, hayır olursa kimse kimseyi ütmeyecek. Kimse kimsenin cebinden bir şey almayacak. Hiçbir kazanılmış hakkın elinden çıkmayacak. Hukuk hukuk. Hukuktan şikayetçiyiz, memnun değiliz elbette ama millet söz sahibi olursa biz onu düzeltiriz. Biliyorum ben. Hepsini sabırla bekliyoruz. Bakın Türkiye 12 Eylül askeri darbesini yaşadı. Bizlere 7 ve 10 yıl yasak koydular. Siyaset yasağı var size dediler. Kılım bile kıpırdamadı. Çünkü biliyordum ki Mustafa Kemal'in İngiliz işgal kuvvetleri için söylediği gibi geldikleri gibi gideceklerdir. Yedi yıl say yedi yıl, on yıl son yıl sabretmeyen namerttir. Bu duyguyla o dönemi açtık. Askeri darbe dönemini açtık. Biliyordum gelip gideceğini. Şimdi arkadaş bunu yapmayın. Bu anayasa, bu hukuk, bu millet. Sen yetkini verirsen ben kime dayanacağım ya? Millet güçlükle seni dayanak noktası haline Atatürk getirdi milleti. Şimdi sen kendi iradenle siyasetin dayanağı olmaktan kendini çıkarırsan ne yapacağız biz? Sen sahip ol. Adalet ve Kalkınma Partili olsan da sahip ol. Milliyetçi Hareket Partili olsan da sahip ol. Cumhuriyet Halk Partili olsan da sahip ol. Saadet Partili olsan da sahip ol. Vatandaş olduğun için sen sahip ol, başımla beraber. Yeter ki sende olsun söz. Hayır çıkarsa öyle olacak. Kimse kimseye zarar vermeyecek. Kazanılmış haklar, hukuk, konum, statü, adalet yanlış düzelteceğiz. Hukuk işlemiyor düzelteceğiz. Demokrasi işlemiyor düzelteceğiz. Gazeteciler hapiste çıkaracağız düşünce özgürlüğü kısıtlı çözeceğiz. Televizyonlar özgür değil, basın özgür değil. Bizi veremiyor, konuşmalarımızı yansıtamıyor. Biliyorum ona rağmen tercih ediyorum bu milletin hakim olduğu düzeni. Onların çaresini buluruz biz, hallederiz. Onlar da onun çaresini bulacağımızı bildikleri için tümünü değiştirmek istiyorlar. Milleti devre dışına çıkarmak istiyorlar. Ama inşallah 16 Nisan'da alacaksınız kararı. Hayırlarla yeni bir tablo açılacak. Bir kayıp yok. Kimse kimseyi ütmüş olmayacak. Kimse kimsede kazanılmış hakkına zarar vermeyecek. Ama bir hafta sonraki 23 Nisan aman Allah'ım öyle bir kutlanacak ki Türkiye'de. Öyle bir 23 Nisan kutlaması olacak ki. Sanki Sanki sene 2017 değil de sene 1920. Sanki ilk kez Mustafa Kemal ayakta yaşıyor. Biz de Edirne'de değiliz de Ankara'dayız. Ulus Meydanındayız. Taş Mektebin önündeyiz. Mustafa Kemal dualarla, kurbanlarla, tekbirlerle birinci meclisi açıyor ve biz de oradaymışız gibi ilk kez meclisimiz oluyormuş gibi sevineceğiz arkadaşlar. Haklı değil miyiz? Meclisi ilk kez açmış gibi sevineceğiz. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilk kez o gün ilan etmiş gibi sevineceğiz. Anadolu'yu istiladan o gün kurtarmış gibi sevineceğiz arkadaşlar. Devletimize kavuşmuş gibi Cumhuriyetimize kavuşmuş gibi milletimizin egemenliğini korumuş gibi sevineceğiz. Kim sevinecek? Hayır oyu verenler mi? Hayır. Hepimiz evet vermiş vatandaşlarımıza da diyeceğiz ki gelin kardeşim bu meclis hepimizin bu devlet hepimizin hep beraber bu sevinci hak ediyoruz diyeceğiz. Ve kol kola, el ele birlikte bu kutlamayı yapacağız. Tamam mı Edirne'liler? Yolunuz açık olsun. İnşallah daha güzel günleri göreceğiz hep birlikte. Sizleri çok seviyorum. Hepinizi, bütün Edirne'lileri sevgilerle, saygılarla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Vekilim, Edirne İl Örgütü adına sizlere hayırlı olsun çiçeğini sunmak istiyoruz.